Alanında uzman konuşmacıların önemli başlıklarla gerçekleştireceği oturumlarla dolu bu iki günde karayolu taşımacılığının geleceğine şahitlik edeceğiz. Yollar sadece coğrafi uzaklıkları kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkeleri birbirine bağlıyor, kültürel alışverişi teşvik ediyor ve işbirliği olanaklarını arttırıyor. Umarız bu toplantılarda da benzer bir amaca hizmet ederek yeni işbirliği fırsatları yakalayabiliriz. ICA 2018'de ASEKAP'ın bir üyesi oldu ve bu sayede ASEKAP'a da aslında fırsatlar sunmuş oldu. Çünkü bu şekilde böyle bir konferansa ev sahipliği yaparak ASEKAP'ın kapılarını da iki kıtaya açmış oldular. Hız noktasında düşündüklerimizin yanı sıra yeşil olmayı da düşünmemiz ve bu konuda ilkeler ortaya atmamız, şu anda elimizde olan varlıklardan da bu şekilde faydalanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunun için yeni yatırımlar yapmamız ve belki de çevreyi korumak için bir takım politikaları birlikte oluşturmamız gerekiyor. Bu aslında bu bahsettiğim kısım finansman olarak, ekolojik olarak yolların, karayolları ulaşımının ve hareketliliğin dönüştürülmesi için gerekecektir. Tabii ki karayolları, daha doğrusu otoyollar yine bu değişikliği gelişerek, dönüşerek ve daha güvenli altyapılar sunarak ve yine negatif ve dışlayıcı politikaları dışarıda bırakarak ve daha kapsayıcı olanları alarak devam edecekler. Özellikle bunları yapmak, yani hem gelişmek hem kalkınmak hem de bir de iklim değişikliğine karşı savaş açmak tabii ki kolay değil. Dolayısıyla bu noktada bir pozitif gündem oluşturmak istiyoruz ki bu şekilde ancak kilit önem taşıyan önlemleri alabiliriz ve bu şekilde de ulaştırma noktasında istediğimiz adımları atabiliriz. Sedat Bey güzel hediye hazırlamış. İsterseniz kendisi anlatsın.